Türkiye'de ve dünyada ciddi ekonomik sıkıntılar yaşandığı bilinen hakikatlerdir. Buna rağmen devletlerin ekonomiye müdahalesi sınırlı bir şekilde söz konusu olmaktadır. Kapitalist sisteme göre devlet piyasalardan elini çekmiştir ve serbest piyasa ekonomisinin piyasa dengeleri için daha uygun olduğu tezini savunur. Oysaki devlet gerektiğinde piyasalara müdahale ederek piyasa dengelerini sağlamalıdır. Bütün ekonomi faaliyetlerinde hedef istihdamın sağlanması, gelirin adil bir şekilde tabana yayılması ve sürekli büyümenin elde edilmesidir. Serbest bırakılan piyasaların hele global aktörlerin eline geçmiş piyasaların hiçbir şekilde tek başına hedefleri yakalaması mümkün değildir liberal kapitalist modellerin ifade ettiği gibi her arz talebe eşit değildir. Aksine arz talepten büyüktür. Piyasalardan para spekülatif alanlara girmese bile her zaman arz talepten büyük kalmaktadır. Dolayısıyla üretim ve tüketim arasında bir açık söz konusudur. Eğer bu açığa müdahale edilmezse ekonominin zaman içinde kendini dengelemesi mümkün değildir. Ekonominin yapısından kaynaklanan üretim ve tüketim arasındaki bu açığın kapatılması ancak devlet tarafından yapılabilir. Milli ekonomi modeline göre devlet yerine göre hem üretici olarak hem de kamu alımları

piyasalarda yerini alır. Yine milli devletin sosyal devlet projeleriyle dar gelirli kesimin gelirine katkıda bulunulmasıyla tüketim artışı sağlanacaktır. Tüketimde meydana gelen bu artış ekonomideki üretim tüketim dengesini sağlamaktadır. Üretim artışına bağlı olarak piyasaya belirli oranda girmesi gereken para emisyonla karşılanırken bu devlete senyoraj geliri sağlama imkanı vermektedir. Devletin senyoraj hakkını kullanması üretim ve tüketim arasındaki bu açığı kapatmasının yoludur. Milli ekonomi modelinde devletin ekonomideki rolünü birkaç başlık olarak sıralarsak 1 milli ekonomi modeline göre ekonomik gelişmenin ve istikrarın güvenli ve sürekli sağlanabilmesi için devletin piyasalara her türlü desteği ve müdahalesi bir zorunluluktur. 2 devlet yerli sanayinin yurtdışıyla ile rekabeti için maliyet ve fiyat avantajlarını sağlayacak şekilde ihracatçısına destek olmalıdır. 3. Milli devlet için ihracat, kendi mal ve hizmetine olan talepten yola çıkarak milli paranın geçerli olduğu alanı genişletmektedir. 4. Devlet içeride ve dışarıda sosyal devlet projeleri ve para politikalarıyla üreticisine pazar oluşturmalıdır. 5. Devlet piyasalarda bizzat alıcı olacak veya kamu harcamalarıyla stratejik sanayi destekleyecek, devletin kendisi bu sahada bizzat üretici olacaktır. 6. Milli devlette yeraltı ve yerüstü kaynakları millete aittir. Bu kaynaklar millet ve devlet ortaklığıyla işletilecektir. 7. Devlet vereceği sıfır faizli proje mukabili kredilerle esnaf ve ticaret mensubunu destekleyecektir. Milli ekonomi modelinde devlet, piyasaların gelişimi için bir yük değil, üretim ve tüketimin önünü açan bir kaldıraçtır. Devleti piyasaları tetikleyen bu özelliğiyle millete sahip çıkan bir noktaya taşıyan milli ekonomi modeli, aynı zamanda devlet-millet kaynaşmasını temin etmektedir. Bugün Türkiye ve dünya ekonomilerinin ihtiyacı olan devlet modeli de budur. Profesör Doktor Haydar Baş